Şimdi bir başka konu şu Erdoğan'ın sır gibi sakladığı müjde. Ya aslında bu konuyu çok fazla gündeme gelmedi. Bu önemli bir konu. Anlamadım ben bir şey yani. Şimdi Turgay Turgay Güler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO zirvesine katılan gazeteciler arasındaydı. Dönüşte uçakta Cumhurbaşkanı soruları cevaplarken Cumhurbaşkanına bir gazeteci şöyle bir soru sordu. Türkiye'nin enerji hub'ı olma hedefi vardı. Bu hedefte nereye geldik? Cumhurbaşkanı cevap veriyor. İnşallah bu önümüzde yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. Bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüzde enerjide çok daha farklı <laughs> alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Dört dörtlük bir sonuç çıkacak. Bunu böyle NATO'da yaptığı temaslardan sonra uçakta gazetecilere sorularını cevaplarken söylüyor. Yani diyor ki duyduğunuzda diyor bu da nereden çıktı diye şaşıracağınız bir gelişme olacak diyor. Şimdi sen e, Turgay Güler bunu canlı canlı dinlediğin için Hani vurgular falan onlar da önemlidir. Burada hakikaten böyle e, nereden çıktı bu ya acayip bir şey falan diyeceğimiz bir şey mi geliyor? Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı bu sorudan sonra bazen insan güzel şeyleri paylaşmak ister ama e, adını da tam koymak istemez. Orayı da saklamak ister. E, bir coşkuyla söyledi bunu önce onu söyleyeyim. Yani böyle yüzü tebessüm etti böyle gülümsedi ondan sonra ve bu hadiseyi bu söyledim. şeyi hani burada yaptığımız görüşmeler derken NATO'da NATO zirvesi çerçevesinde yaptığı görüşmelerimi kastediyorum. Yok. Görüşmeleri mi yani e, ona dair bir şey söyleyemeyiz. Yani o görüşmelerden sonra mı önce diyor ya. Hayır, i̇nşallah hayır. bu yaptığımız görüşmelerle birlikte daha ama bu, o o NATO'ya indirgenmemeli. Bu bu burayla ilgili bir şey değil. Ben, yani o cümle öyle ama yani orada birisi olarak onu onun üzerine kurgulamadı. O da bir unsuru genel yani, olarak genel olarak mesela Türkiye'ye son dönemde yapılan işte Hollanda başbakanlığı ha, genel e, diplomasi. E, bunların hepsini içine katabilirsiniz. Var, çok teşekkür teşekkürler. E, Güzel. Bir e, belki bir ülkeyle sürpriz bir enerji anlaşmasıdır. Hmm. Mesela ee, benim edindiğim izlenim daha çok bu. Bir ülkeyle, e, yani şaşıracağımız bir ülkeyle... Ha, şaşıracağımız bir ülke. E, ta, şimdi e, bu da nereden çıktı <laughs> Öyle diyor. diyeceksiniz dediği için... Şu anda açıklamayacağım. Bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüzde enerjide çok daha farklı alanlar açılacak. Ve duyduğunuzda ya bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Evet. Dolayısıyla orada bir anlaşmadan söz edilebilir. Şimdi... Ee, Avrupa, Avrupa doğal gazının %41'ini Rusya'dan karşılıyor. Şimdi Rusya kapı yani Rusya'dan e, enerji ithalatını durdurmak zorunda. Bu yaptırımlar vesaire bunlar konuşuluyor. İkinci bir alternatif olarak ve ikinci ve tek alternatif olarak Türkiye var. Yani Türkiye son zamanlarda buna ilişkin çok ciddi yatırımlar, altyapı yatırımları vesaire ortaya koydu. Demek ki burada Türkiye e, çok merkezi bir noktada ve yeni bir şey duyacağız ama hepimizi heyecanlandıracak, hepimizi umutlandıracak bir şey duyacağız. Onun orada altını çizerek ısrarla ve e, övgüyle, coşkuyla bahsettiği hadiseydi bu. Levent Hocam ne olabilir bu ya? Ben tabii enerji konusunu bir süredir yakından takip <laughs> ettiğim için ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakarak e, ve o görüşme trafiğini de e, değerlendirdiğim göz açıkçası, önünde bulundurarak e, İs, İsrail meselesinin çok daha ön planda olduğunu değerlendiriyorum. değerlendirdiğim. E, vay <laughs> ay, vay vay, gecenin bombası bir laf. Bu Yok ya. Allah böyle şeyler e, konuşuluyor yani olabilir ya, ama. Öyle midir? Ama şimdi Türkiye'den burada terennüm edilmesi çok şimdi, önemli. Hadi, da, daha ilginç söyleyeyim İsrail, İran, Türkiye. Ben daha Hı. ilgincimi deniz. söyleyeyim. Evet. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin Hı. tamamıyla ilgili hatırlayalım. Geçtiğimiz yıl birkaç kabine toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hı. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler bir araya gelsinler, bu münasır ekonomik bölge işini çözelim Akdeniz demişti. Akdeniz platformu. Bunun içerisinde Suriye'de vardı, Mısır'da vardı, İsrail'de vardı. Çünkü Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler onlar. Bu Libya benzeri, yani Libya ile yapılan o deniz yetki alanları anlaşması da olabilir. Çünkü buna şöyle bir ihtiyaç var bölgede yani Kıbrıs adasına baktığımızda Güney Kıbrıs Rum yönetiminden güneye doğru baktığınızda o bölgede tartışmalı alanlar var. O tartışmalı alanlara ilişkin zaten en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi buralarda bir gaz çıkarsa veya petrol çıkarsa ki ağırlıklı olarak doğal gaz rezervi olduğuna ilişkin 2010 yılında Amerikan Jeoloji Araştırma Derneği'nin bir raporu vardı. Burada bir doğal gaz çıkarsa bu kimin olacak sorusu çok yani öndeydi. Cumhurbaşkanının <laughs> kastettiği böyle bir şey mi olabilir? Ee, şimdi benim aklıma İsrail meselesi geliyor. Çünkü Herzog biliyorsunuz gelmişti ve enerjinin biz gündemde olduğunu biliyoruz yani görüşmede. Bir de şimdi İsrail'in 850 milyar metreküp civarında Doğu Akdeniz'de bulduğu doğalgaz var. Ve bunun %40'ını ihraç etmek üzere bir karar aldı İsrail devleti. Şimdi bu ihracatın nasıl yapılacağıyla da ilgili bir fantazi yaptılar. Fantazi diyorum tırnak içerisinde. Ama olmaz. İsmet adı verdikleri e, Mısır İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistanın içinde olduğu gerçekleşmesi hmm. teorik olarak mümkün olmayan ama bir süre biz bunu yapacağız diye dünya gündemini oyaladıkları, hmm. Türkiye'yi bypass etmek için kullandıkları bir proje vardı. Şu biz i̇lk günden beri bu olmaz, bunu yapamayacağınız çok aşikar çünkü şöyle bir e, fantaziydi. Bu fantazi diyorum çünkü proje olması mümkün değil. Denizin altından ya, ama olmadı ya, zaten. İsrail ama şöyle İsrail Enerji Bakanlığı. İsmet Boru Hattı projesi diye bir haritayı web sitesine bile koydu. Biliyorum biliyorum ama, ama olmadı. Olmayacağı olmadı. Işte duruma yani. gelelim. Ama oyaladılar. Hmm. Şimdi oradaki hat şu. Doğu Akdeniz'de İsrail'in alanından çıkacak, Güney Kıbrıs açıklarından, Girit'in arkasından Yunanistan'a veya İtalya'ya bağlanacak bir hattan bahsediliyor. Ya bu feasible bir şey değildi zaten. Biz Doğu Akdeniz'deki herhangi bir rezervin ticarileşmesi için en doğru rotanın ve piyasanın. Şimdi orada e, Sayın Cumhurbaşkanı'na sorulan soruda aslında Türkiye'nin gazda hub olması meselesi, e, bunun teknik tabiri trading hub'dır. Ticaret merkezi, yani boruların geçtiği bir yer değil. Ticaret merkezi, bunun fiyatlamasının yapıldığı ve hatta Türkiye'nin re hakkı olan, yani alıp ihraç edebileceği bir hak olan bunu Ruslar zamanında vermediler şimdi onun acısını çekiyorlar biz yani bize zamanlarında e ne bir... olacak ya yani peki be, be, be benim vatandaş olarak ben bundan ne kazanacağım ne diyorsun bu yani? orta ve orta vadede ya bir kere uzun vadede kesinlikle ama orta vadede bizim doğal gazı döviz cinsinden daha ucuz almamız anlamına gelir zaten döviz cinsinden daha ucuz aldığınızda Türk lirası cinsinden de daha ucuz kullanacaksınız çünkü bakın biz aynı zamanda ha, bir dakika ön... <laughs> şunu mu anlatıyorsunuz? Burası bir doğal e, <laughs> doğalgazın ticaret merkezi Borsası. olacak. Evet. Ne, ne olacak? Anlamadım ki ben. Şimdi, Bak, çok mühim ya. Ama anlamıyorum Garip, yani. şöyle söyleyeyim. anlatsın ama ticari, ekonomik ve e, siyasi kısmı bence ekonomik kısmı kadar önemli. Tamam Neyse, siyasi yorumlar. kısmının önemini anladım. Şimdi anlıyorum. elinize şöyle bir güç geçiyor Sayın Hakan. Dünya bölgedeki bölgedeki doğalgaz ticaretinin yapıldığı ülke oluyorsunuz. Fiyatlamanın yapıldığı ülke oluyorsunuz Fiyat. ve bu gücü kullanarak fiyatlama gücünü kullanarak diğer alanlardaki bölgesel aktör e, rolünüze ilave bir rol daha güçlendirici bir evet. rol evet. daha eklemiş Peki Şu Bir oluyorsun. şey söyleyeceğim size. Onur diyor ki bir tablo var evet. Onun üzerinden anlatırsa daha anlaşılır olur diyor. Bu tabloyla bu söylediklerinizin evet. ne şimdi anlamı var? Şimdi bu tablo şöyle müsaade ederseniz ben bunu göstereyim. Şimdi bizim burada bu ne tablo olsun? E, bizim burada. Şimdi bu bizim <laughs> uzun vadeli Türkiye'nin uzun vadeli yaptığı doğalgaz kontratları. Bunun içerisinde boru gazı da var, e, sıvılaştırılmış tankerlerle gelen, yani LNG tankerleriyle ilgili gelen gazlar da var. Şimdi bu uzun vadeli kontratların şöyle bir kötü özelliği var. Bunlar döviz fiyatına, e, özür diliyorum petrol fiyatına endeksli. Yani küresel petrol fiyatı arttıkça bu kontratlara ödediğimiz döviz cinsinden değer artıyor. İkincisi bunlar al ya da öde hükümleri içeriyor. Al ya da öde hükmü ne demek? Diyelim ki o yıl mevsim koşulları çok iyi gitti. Siz kullanmadınız. 10 milyar metreküplük bir anlaşmanız var. 6 milyar metreküpünü kullandınız. O 4 milyar metreküpün parasını da ödüyorsunuz. Alsanız da almasanız da. Şimdi bu kontratlar ama zamanında böyle yapılmak zorundaydı. 80'lerin 90'ların enerji piyasası bu. Ya yani onu eleştiremeyiz. Yani geçmişte Eleştir böyle yapıldı? Ele eleştirebiliriz hocam. Ya şöyle. Şöyle eleştirebiliriz. 80'lerde 90'larda. Şöyle eleştirebiliriz. Mesela bugün Tuz Gölü'nün altına depolama alanları evet. yaptık. Bunu böyle bir e, hadiseye karşı siz depolama alanları da yapar ve bu israfı ortadan kaldırmış Şöyle Turgay Çok Bey, e, ya bu haklı bir gerekçe. Buna ilaveten şunu da söylemek lazım. Siz, ama, o günün şartlarını Yani 80'lerde, 90'larda gaz bulmak problemdi. Bulmuşken uzun vadeli kontrat hmm. yapmanız gerekiyordu. O dönemlerde... O ya günün bu, şartlarını... Yok, de, kontratı yap ama... Bizim, mesela bizim 2005'te de yaptığımız uzun vadeli kontratlar var. Yani bizim Rusya'ya ve İran'a olan doğal gaz bağımlılığını azaltmak için mesela Azerbaycan'la yaptığımız uzun vadeli kontratımız da var. Şimdi o dönemin ruhuna uygundu. Ama dediğiniz gibi yani oradaki fazla gazı depolama meselesi o ayrı bir teknoloji. E, o da bu dönemde hayata geçirildi. Şimdi burada görüyoruz ki biz 2027 yılına geldiğimizde çok önemli bir miktarda hem e, Rusya hem İran'la olan uzun vadeli doğalgaz kontratımız bitiyor. Bu şu demek değil doğalgazsız kalacağız demek değil. Bu bizim pahalıya doğalgaz aldığımız dönemin biteceği anlamına gelir. Çünkü biz... Gazın gazla rekabet edeceği bir piyasayı kuruyoruz şu anda. Gazın gazla rekabeti evet, ne pardon, demek? Pardon anlayalım diye soruyorum. Evet. Ee, grafikte mavi çizgi devam ediyor. Mavi de Rusya'yı Bu çok bahsediyor. düşük. Yani bu 6 milyar metreküp civarında. Yani Düşüyor anlamında. Ya şöyle yani bu, bu şöyle Rusya'yla olan gaz, biz aslında Rusya'ya olan gaz bağımlılığımızı azaltıyoruz. Biz 2005 Anladım. yılında Rusya ve İran'a olan Gaz bağımlılığımız yani toplam doğal gaz ithalatımızda yüzde 84'tü. Anladım. Şimdi anladım. onu biz yüzde 40'lara kadar düşürdük. Tamam. Bu daha da düşmeye devam edecek. Toplam Azerbaycan devam ediyor. Tabii Azerbaycan var, İran gazı ilave, Türkmen gazının gelme ihtimali var. İşte Kuzey Irak'ta merkezi hükümet biraz blok etti ama ben bu dönemde o işlerin de hızlanacağını tahmin ediyorum. Böyle bir bizim profilimiz var. Şimdi biz bu profilde İsrail gazının da geldiğini düşünelim. Mısır gazının da geldiğini düşünelim. Ya yani Mısır kısmen LNG ile de gelebilir. Çünkü onların bir LNG tesisi Bildiğim var. Bu da kıta sahanlığında da Tabii. değil mi Levent yani Bey? Hatta Filistin Gazze şeridi nedeniyle bile bir kısım şeylere kendi kıta sahanlığı içerisinde enerji yatakları olduğu ifade edildi. Var. Filistin'in açıklarında yani da var. Evet, doğal gaz var. siyasi etkilerini bence bundan Şimdi sonra konuşmak bu, gerekir Şimdi bunu. bunu yani bu tabloya baktığımızda <laughs> bizim bu kontratlarımızın bitiyor olması kötü bir şey değil. Erdoğan'ın müjdesiyle bunun evet. tüm bunların şöyle, ne alakası? Bunun, var? Bu, bu sistemin içerisine İsrail gazının girdiğini düşünelim. Ha, siz diyorsunuz ki evet. Erdoğan e, e, muhtemelen diyorsunuz herhalde. Evet. E, bu müjdesi Çünkü ner Enerji bakanımız bu ara çok çok sık gidip geliyor İsrail'e. Nereden çıktı bu diyeceğiniz yani öyle bir şey olacak ki nereden Hı -hı. çıktı bu diyecekler diyeceksiniz diyor. Sürpriz bir şey olmalı, sürpriz diyor. bir şey. O İsrail gazı. Peki He. İsrail gazı gelince sadece İsrail gazı demeyelim Ahmet Bey. Is Doğu Akdeniz. Tamam. İsrail gazı, işte diğer belki şeyler ne olacak? Yani onlar gelince Türkiye'nin durumu ne olacak? Doğalgazdaki durum bu şu anda diyorsunuz.